ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisâni yefkahû kavlî. Sadakallâhu'l-azîm. Dün akşam gelememiştik. Bir evvelki akşam Lokman suresine başlamıştık. Lokman suresinin de ikinci ayetini bitirmiştik. Yüce Allah buyurdu ki tilke ayatul kitabil hakim, ikinci ayette işte bunlar hakim olan kitabın ayetleridir. Şimdi bu ayetler gelecek işte. Bu Lokman suresinin ayetleri hakim olan bu Kur'an-ı Kerim'in ayetleridir. Anlatacağı, Allah-u Teala'nın bize anlatacağı hükümlerinin ayetleri bu kitabın ayetleridir diyor. Hakimi izah etmiştik. Hakimin ne olduğunu söylemiştik. Şimdi bu kitabın başka bir özelliğini veriyor Allah-u Teala. Hüden ve rahmeten lil muhsinin. Kur'an-ı Kerim rehberdir. Ve rahmeten ve rahmettir. Lil muhsinin, muhsinler için rahmettir. Kur'an-ı Kerim'in iki önemli vasfı burada gündeme geliyor. Rehber kavramı, yani muhsinlere. Muhsin olan bir adam zaten muhsin olmuştur. Rehberliğe niye ihtiyacı vardır? Müslümanlığın insanı kamil seviyesine çıkmış bir adama muhsin diyoruz. Muhsinin manasını daha evvelden anlatmıştım size. Kısaca bir bilgiyi tazelemek bakımından söylüyorum. Muhsin'in Kur'an-ı Kerim'de değişik tanımları var. Cibril hadisinde de Peygamberimiz bunu tanımlıyor. Neydi muhsin? Ali İmran suresine göre muhsin insan darlıkta da bollukta da infak eden, hayır yapan, kinini yutan ve affeden adamdır. Muhsin'i böyle tanımlıyor Ali İmran suresine Yüce Allah. Demek ki malından fedakarlık eden, fedakar adam, kinini yutan ve insanları affeden adam. Bu üç büyük özellik muhsini tanımlayan özelliklerdir. Bu amelleri yapamayan adam muhsin olamaz. Muhsinin üstünde Kur'an'a göre bir tek insan vardır. O da muhlastır. Muhlis adamdır. İhlas sahibi adam. Şeytanın yanaşamadığı adam. Şeytanın bile ya Rabbi bütün kullarını etkileyeceğim, yoldan çıkaracağım ama bir tek adama yaklaşamayacağım insanlara, o da muhsin, muhlis adamlardır. İlla ibadeke minhumul muhlasın demiştir şeytan. Dolayısıyla muttaki, muhsin, muhlis. Bu üç insan tipi İslam literatüründe, Kur'an literatüründe insanı kamili temsil ediyorlar. Ama en üst doruk noktasında muhlis adam var. Şimdi muhsinin başka bir tanımı Kur'an-ı Kerim'de işin en güzelini ve işi kaliteli yapan adamdır. Yaptığı işi kaliteli yapan adamdır. Bunun başka bir tanımı da budur Kur'an-ı Kerim'e göre. Muhsin'in başka bir tanımını Peygamberimiz Cebrail ile tanımlıyor. Allah'ı görür gibi. Allah da kendisini görüyor ve kendisi de Allah'ı görür gibi ibadet eden, davranan, davranış sergileyen adamdır manasını veriyor muhsinin. Şimdi muhsin insan başka bir boyutuyla anlatacak olursak iman seviyesinde, mümin seviyesini alıp imanın bayrağını alıp insanı kamil olmanın doruk noktasına diken adam ve o arada oraya çıkabilecek bütün amelleri sergileyen adam manasına geliyor muhsinin manası. Muhsin'in başka bir tanımı vardır. Başka bir boyutta Allah-u Teala ele alıyor onu. Yunus suresinde ele alıyor onu. Lillezine ehsenul husna ve ziyade. İşin en güzelini yapan muhsin adama diyor Allah-u Teala.
Onun karşılığında bir güzellik vardır, bir ödül vardır ama ziyadesi de vardır. Yani Allah'tan ziyadesiyle ödül almasını temin edebilecek davranışı, ameli sergileyen adam. Muhsin'in manası o şekilde tanımlanıyor orada. Şimdi böyle bir adama Kur'an-ı Kerim rehberlik yapıyor. E zaten Kur'an-ı Kerim ona rehberlik yapmasaydı bu adam muhsin olamazdı. O zaman buradaki hidayetin ne anlamı var? Aynı anlam Bakara suresinin ilk ayetlerinde de vardır. Hudellil muttakin. Kur'an muttakilere rehberdir diyor Allah-u Teala. E zaten muttaki olmuş. Onun rehberliği olmasaydı muttaki olamazdı ki. Muhsin olamazdı ki. O zaman buradaki rehberlik kavramı Müslüman o muhsin adamın veya oradaki ayeti alırsak Bakara'daki muttaki adamın bulunduğu manevi seviyeyi korumasını temin eden bir rehber bu. Dikkat edin bak. Çok ciddi bir şey söyledim burada şimdi. Yani bir insan muhsin olabilir. Bir günah işler kaybeder. Muttaki olabilirsin ama Allah'ın yasakladığı davranışlardan birini sergilediğin zaman değerini kaybedersin. O makamı kaybedersin. O insanı kamil olma makamını kaybedersin. Birinin gönlünü kırarsın. İbadetine riyakarlık karıştırırsın. İmanına bir şüphe katarsın. Derken o makamı kaybetme ihtimali vardır. Şimdi bu muhsin adamın bulunduğu seviyeyi kaybetmemesi için yine bir rehbere ihtiyacı vardır. İşte bu Kur'an insanlara manen aldıkları mesafeyi kaybettirmeyen bir kitaptır. Bu açıdan onları uyarır ve bu açıdan onların elinden tutar kaybetmemesi için. Ve rahmeten ve rahmettir bu kitap. Lil muhsinin, burada sadece muhsinlere diyor ama oysa ki Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerine bakarsak Kur'an-ı Kerim rahmetli bütün insanlığadır. Yani Kur'an-ı Kerim rahmet kapısını tıpkı tabiat kanunları gibi arkadaşlar, yağmur her tarafa yağıyor. Bunu kafirin ülkesine de yağıyor, Müslümanın ülkesine de yağıyor. Allah hepsine rızık veriyor. Ha? Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim herkese rahmet için gelmiştir. Bütün insanlığın rahmetidir Kur'an-ı Kerim. Fakat burada çok ilginç, Allah-u Teala tahsis etmiş muhsin insanlara bir rahmettir. Şimdi rahmet kelimesini irdeleyecek olursak bir defa şunu bileceksiniz. Rahmet kavramı, bizim bildiğimiz yağmur yağdığı zaman rahmet yağdı deriz. Doğru bir tanımdır bu. Yani yağmur da Allah'ın bir rahmetidir. Rahmettir çünkü o yağmurun yağmasıyla yerdeki ekinler, tohumlar yeşeriyor ve nebat bitiyor, gıda haline dönüşüyor. O rahmet olmasa, o su olmasa yeryüzünde nebat bulamazsın, canlı bulamazsın. Bütün canlıların kökeni su olduğuna göre, Enbiya suresinin 29. ayetine göre. Dolayısıyla rahmet bu yağmurun yeryüzünde suyu ne yapıyorsa Kur'an da insanların gönüllerine, beyinlerine, nefislerine, davranışlarına, hayatlarına, yaşantı tarzlarına aynen o yağmur ne yapıyorsa onu yapar. O Kur'an-ı Kerim insanın tomurcuğu hala tohum halinde olan inanç duygusunu alır, koskocaman bir ağaç haline getirir. Çünkü yaratılıştan bizim içimizde var olan inanç duygusunun gelişimi, o çekirdeğin toprağı bulup onu sulayacak olan gıda, su olacak işte Kur'an'dır. Kutsal kitaplardı yani, bütün peygamberin kitaplarıdır. Dolayısıyla demek ki Kur'an-ı Kerim muhsin insanın gönlüne, beynine bir bereket getiriyor, bir canlılık getiriyor. Suyun verdiği gıdayı veriyor insanlığın ruhuna Kur'an-ı Kerim. Tabii biz bunu alamıyoruz. Bu gıdayı biz hissedemiyoruz, duyamıyoruz. Çünkü bizim gönlümüz muhsinin gönlü değil. Onu fark edemiyoruz biz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i görmemezden geliyor. Daha dördüncü sıraya falan değil yani.
Bizim hayatımızda dördüncü sırada falan değil. Şimdi Allah-u Teala bir sonraki ayeti kerimede muhsinin kimler olduğunu anlatacak bize. Biz bir sürü eziyet çektik tanımlamak için. Ama Allah-u Teala kendisi tanımlıyor onu zaten. Muhsin. Kimdir o muhsin? اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْغِنُونَ Şimdi burada Allah-u Teala iki eylem, iki amel ve bir inanç gündeme getiriyor. Muhsin kişinin iki eylemini dikkate çekiyor. يُقِيمُونَ السَّلَاةَ Namazı ikame ederler. Bir hakkın yerine getirirler. Ve yu'tune zekate ve zekatı verirler. Fakirin elinden tutarlar yani. Ve hum bil ahireti hum yuqinun. Ahirete de şeksiz, şüphesiz bir inanca sahiptirler. Hiç şüphe getirmeden ahirette tekrar dirileceğimizi ve orada bir hesap vereceğimizi, bu amellerimizin karşılığını orada göreceğimizi me inanır bu. Hiçbir şüphe getirmeden tatmin olmuş olarak bu yukunun kelimesi vicdanı tatmin olmuş, inanmış, doymuş manasına gelir. Şimdi bu ayeti kerimeyi biraz irdeleyelim. Kavramlarını açıklayalım. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ Namazı kılarlar. Bu Kur'an'da çok yerde var. İşte Bakara suresinin başında da var. Orada muttakileri tanımlıyor. Pek çok yerde var. يُقِيمُونَ السَّلَاةَ kelimesindeki يُقِيمُونَ'yı kullanması ilginçtir. Namaz kavramı, değerli kardeşlerim, daha evvel biraz hatırlatmıştım size, hatırlayın. Birkaç ibadeti bir araya getirdiği için büyük bir ibadettir. Örneğin Kur'an okumak. Kur'an okumak, namazda okuduğumuz işte Fatiha-i Şerife olsun, zamm-i sureler olsun, başlı başına bir ibadet. Kur'an okumak başlı başına bir ibadet. Rükû yapmak başlı başına bir ibadet. Secde başlı başına bir ibadet. Bir de orada tutuyorsunuz Subhanekallahümme'yi, tahiyyeyi okuyorsunuz, duaları okuyorsunuz. Allahümme salli okuyorsunuz, peygamberimize salatü selam getiriyorsunuz. Onlar da yapılması gereken şeyler. Şimdi bu ibadetler, üç tane büyük ibadet yer alıyor namazda. Çünkü Hac suresinin son sayfasına göre Ya eyyühellezine amenurka'u vescudu ve'budu rabbeküm ve fa'lülü hayra leallekum tüflehun diyor. Yani orada rükû ile secde bağımsız bir ibadet. Tek başına bir ibadet. Secde de tek başına bir ibadet. Kur'an okumak da bir ibadet. Üç tane ibadet eşitti namaz. Namazın büyüklüğü bundan meydana geliyor. Şimdi namazın büyüklüğünden bir tanesi de secde kulun Allah'a en yakın olduğu andır. Alak suresinin 19. ayetine göre Vescud vekterib diyor Allah. Secde et ve yaklaş bana. Yani bize deseler ki bir insanın Allah'a, bir kulun Allah'a en yakın olduğu an neresidir, hangi andır, hangi ibadettir diye bu soruyu sorsalar ve biz Alak suresinin 19. ayetine göre bu cevabı versek kimse bizi kınayamaz. Yani secde anı kulun Allah'a en yakın olduğu andır. Şimdi o ibadette namazın içerisinde demek ki namaz bizi Allah'a yaklaştırıyor secdeye gittiğimiz zaman. Han namaz bu kadarla mı? Hayır, burada çok ilginç çünkü muhsin insanın namazı kılmak onun bir vasfı, bir özelliği. Muhsin denen insanı kamilin organlarından biri namazı kılmaktır. Namaz kelimesi arkadaşlar sadece bizim rükû ve secde yaptığımız, Kur'an okuduğumuz boyutuyla kalmıyor. Namaz başlı başına bir ahlak müessesesidir, üniversitesidir. Ahlak eğitimi yapan bir ibadettir namaz. Onun için size öneriyorum. Namaz kılıp da yanlış iş yapanlar namazlarını bir sorgulamalılar. Namaz kılıp da ahlaksızca iş yapanlar namazlarını bir sorgulamalılar.
Çünkü Kur'an'ın muhtelif ayetlerine ve özellikle Ankebut suresindeki ayeti kerimeye göre اِنَّ السَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Namaz alıkoyar. Nereden? Fuhuştan, yani çirkin davranışlardan, kötülüklerden alıkoyan bir güce sahiptir diyor Allah. Dolayısıyla namaz bir reçete gibidir. Ahlaksızlık denen sosyal hastalıkların tedavisi için Allah-u Teala'nın yazdığı bir reçetedir. Bu bir ilaçtır, ahlaki ilaçtır. Demek ki kim ahlaksızlık yapmaması lazım diye bir soru sorsalar bile de 5 vakit namazını kılan adam. Çünkü Allah-u Teala bu görevi vermiş. Namaz bu açıdan bir kalkan görevini görür. Engelleyici, tenha dediği engelleyici bir görevi vardır. Nereden? Kötülüğe karşı, fuhşa karşı engelleyici bir göreve sahiptir. Allah-u Teala diyor ki Meryem suresinde, şimdi ayet okuyacağım. Namazı aradan çıkar, insan nefsiyle çıplak karşı karşıya kalır. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُ السَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ Ayet net. Bir nesil geldi diyor o nesilden sonra. Namaz kılan nesilden sonra namazını zayi eden, kaybeden bir nesil geldi ve o neslin gideceği yer وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِدir diyor. Şehvetine tabi olur diyor. Nefsine tabi olur. Demek ki İnsanla nefis arasına giren en güçlü ibadetlerden biri namazdır. Ayet net yani. Meryem suresindeki ayet net. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ O nesil gaya kuyusuna gidecek. Gaya kuyusu dediğimiz eski hocaların tabir ettiği gibi cehennemin bir çukuru oluyor, gaya çukuru. Ama aslında bu dünya ile alakalı bir ayettir bu ayet aynı zamanda. Bu dünyada da o nesil aşağıların aşağısına inecek demektir. Dünya konjüktüründe, dünya medeniyet, kültür arenasında en aşağı seviyede olacak. Çünkü nefsinin peşine giden adamın kültür olmaz. Nefsinin peşine giden adam karanlığa gidiyor demektir. Karanlığa giden adam hangi cisimle karşı karşıya kaldığını bilemez, kafasını gözünü yarar. Çünkü nereye çarpacağını bilemez. Bu bakımdan şimdi namazın burada çok ilginç sosyal bir fonksiyonunu gördük. Yani ahlaki düzenleyici, ahlaki düzenleyen bir değerler öğretisi veya eğitim, bir üniversite gibi eğitim gören bir ibadet müessesesidir. Onun için arkadaşlar şimdi görüyoruz adam 5 vakit namaz kılıyor. Ama istediği pisliği de yapabiliyor. İşte burada o kişinin namazını sorgulaması gerekiyor. Eksiklikler var. İmanını sorgulaması gerekiyor. Yani sorgulanması gereken bazı yerler var. Acaba doğru mu yapıyorum diye sorması lazım. Demek ki bu yukimune kelimesinin namazla ikame etmek yerine bir hakkın yerine getirmeyle namazın alakası ne oluyor? Bizatihi bu ahlaki değerler sistemini işletir hale getiren bu ibadetin yani namazın bir hakkın yerine getirilmesi lazım. Aksi takdirde bu ilacı sen doktorun tarifesine göre almıyorsan bunun şifasını göremez. Doktor sana diyor ki 8 saatte bir bu hapı alacaksın, sen 24 saatte bir alırsan bunu o ilacın tedavisini göremezsin sen. Dolayısıyla namazın ahlaki bakımdan etkinliğini görebilmemiz için, tesirini görebilmemiz için, yanlış davranışlarımızın şifası olabilmesi için bu namazın bir hakkın yerine getirilmesi gerekiyor. Peki soruyoruz burada, Hoca Efendi bir hakkın yerine getirilmesinin yolu nerededir? Onu da Mü'minin suresinin ilk ayetleri veriyor bize. Burada demiyorum Allah-u Teala. Orada diyor ki قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Namazlarında huşu bulan insanlar, müminler
felaha kavuşmuştur diyor. Felaha. Demek ki kurtuluşa ermenin yolu da bir parçası da namazdan geçiyor. Orada 6 tane ibadet sayıyor Allah-u Teala o Mü'minin suresinde. Ama bunlardan bir tanesini başa namazı koymuş. Felaha giden yol. Kurtuluşa giden yol. Bu dünyada da ahirette de kurtuluşa giden yol. Ama orada bir özellik koyuyor. Haşiun kavramını koyuyor. Namazında huşu bulacak. Huşuyu nasıl izah edecek? Haşa boyun eğmek demektir. Ha bütün benliğinden sıyrılarak Allah'ın huzurunda olduğunu hissederek namaz kılmak, dünya meşgalelerinden sıyrılmak, tecrid olmak, soyutlanmak manasına geliyor huşu. Gönül Rum suresindeki hale gelecek. Munibine ileyhi, yalnız Allah'a yönelecek. Yalnız Allah'a yönelin diyor Allah-u Teala Rum suresinin 31. ayetinde. Dolayısıyla yalnız Allah'a yönelen gönül namazda huşuyu bulmuş demektir. Yani bütün organlar, insanın bütün hücreleri, bütün beyni, gönlü, benliğinden sıyrılarak Allah'a yönelmesi demek namazda, o namazda huşuyu bulmuş demektir. İşte o namaz ahlaki bakımdan bir etkinliğe, bir tesire sahip demektir. Onun için muhsin adam, muhsinlik sıfatı böyle bir namazdan geçiyor. Böyle bir namaz ibadetinden geçiyor ama bu namazı yapmak çok zor bir olay. Gerçekten bu anlattığımız tarzda, yani o Mü'minin suresinde söylenen, burada yukimu kelimesinden ortaya çıkan kavram. Yalnız namaz dediğimiz salat kavramının başka bir manası var. Korumak manası vardır. Korumak. Koruyucu sistemdir. Bağışıklık sistemidir. Manevi bağışıklık sistemidir. Salat. Onun için haline geliyor bu salat, namaz dediğimiz. Ama dikkat edelim. Namaz demek ki beş aşağı beş yukarı şöyle tanımlıyoruz. Namaz bir taraftan psikolojik boyut olan, manevi boyut olan, kulla Allah arasında bir ibadet olan bir ibadet, bir amel. Ama aynı zamanda namaz olgunlaştıkça, yapıldıkça sosyal hayata, ahlaka sirayet eden, davranışlara sirayet eden bir yapıya sahip bir ibadet oluyor. Bir taraftan psikolojik boyutu, manevi boyutu, kulla Allah arasında bir ibadeti oluştururken, bir taraftan da ahlaka davranışları düzenleyip sosyal hayata uzanan bir boyuta sahiptir namaz ibadeti. Ve yu'tûne zekâte, susalım. Yukarıdakiler, muhsin adam, insanı kamil adamın ikinci vasfı burada. Ve yu'tûne zekâte, zekatı verirler manasına. Ha bu ilk bakışta zekat ve yu'tûne zekâte, zekatı vermeleri sosyal bir eylem oluyor, amel oluyor. Yani toplumun fakirleriyle ilgileniyor, fedakarlık yapıyor. Bunun esas infak ve zekatın esas etkinliği, insanın sahip olduğu değerden, ekonomik değerden fedakarlık etmesi çok büyük bir erdem. Allah katında çok büyük bir erdem. Bunu Bakara suresinin 177. ayetinde Allah-u Teala anlatıyor. İnfak bahsinde hele anlatıyor orada. Dolayısıyla لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ, sevdiğin şeyi infak etmedikçe iyiye kavuşamazsın diyor Allah-u Teala. İyi elde edemezsin. Yani fedakarlık yapmadıkça, sahip olduğun maddi değerden fedakarlık yapmadıkça iyi yaklaşamazsın. Ama fedakarlık defolu maldan olmayacak. Sevdiğin maldan olacak. En kıymetli verdiğin maldan fedakarlık yaparsan, 5 sene giydiğin ceketi verirsin fakire, yenisini sen alırsan, bu o ayeti kerimeye göre iyiye kavuşturan bir davranış değildir, bir eylem değildir. Dolayısıyla şimdi burada zekat kelimesinin yu'tûne zekâte, zekatı verirler, doğrudan doğruya birincil manası, ilk manası fakirin elinden tutmak,
toplumda inleyen fakirlerin, imkansızların elinden tutma, başkasının derdiyle dertlenme erdemidir bu ibadet. Ancak zekat kelimesinin başka bir manası da var. Temizlenmek manası vardır. Temizlenmek. Şimdi bunu çok güzel veriyor Tevbe suresindeki ayet. Huz min envalihim sadakaten tutahhiruhum ve tuzekkihim biha. Diyor ki Allah-u Teala, al onlardan sadakayı, zekatı onlardan al. Al ki onlar temizlensin. Bir daha temizlensin. İki defa temizlik var orada. Tahhara kelimesi, tüzekki kelimesi yer alıyor orada. Birisi malından fakirin hakkını temizlemek, birisi ruhun temizlenmesi. Evet, demek ki zekatın iki tane temizleme fonksiyonu var. Birisi ve fi emvalihim hakkul lisaili vel mahrum, hak kavramı, fakirin hakkını malından temizliyorsun. Çünkü o bir haktır. Yani bizim malımızda, kazandığımız, zengin olduğumuz o parada mutlaka fakirlerin hakkı vardır. Bir şekilde oraya hak karışmıştır o orada. O hakkı verdiğin zaman sen malını temizliyorsun. Fakirin hakkından temizliyorsun. Ama aynı zamanda zekat kavramının, zeka, gad efleha men zekka, ha kavramından hareket edersek geliriz buraya. Zekat kavramının bir de manevi ruhun temizlenmesi olayı vardır. Demek ki biz aslında malımızdan fedakarlık yaptığımız zaman, zekatı verdiğimiz zaman farkında olmayarak duyduğumuz bir haz var aslında. O haz aslında bizim içimizdeki kirleri temizliyor. Ama farkında değiliz. İçimizdeki o oluşumları bir muhsin gibi hissedemeyiz. Çünkü muhsin seviyesine gelmek gerekiyor. O muhsin adam, insanı kamil, o değişimi, içindeki o manevi değişimi, o temizlenmeyi, o kirlerin temizlenmesini hisseder o. Ama biz zor hissediyoruz veya edemiyoruz. Demek ki zekatın, muhsin denen adam iki boyutlu bir temizlik meydana getiriyor. Fedakarlık yapmak suretiyle. Malından fedakarlık eden adam bir taraftan fakirin hakkını temizliyor, bir taraftan da kendi ruhuna bir temizlik meydana getiriyor. Zekat kavramının başka bir manası var. Artış demektir. Artma, gelişme manası vardır. Bu da iki boyutludur. Zekatı veren adamın malını ben artırırım diyor Allah-u Teala. Kat kat. Başka ayetlerde bunu söylüyor. Ve aynı zamanda kendi ruhunda, manevi şahsiyetinde bir gelişme meydana getirir. Yine burada da gelişme manası da iki boyutlu oluyor. Bir taraftan malındaki gelişmeyi, artışı meydana getiriyor. Bir taraftan ruhundaki gelişmeyi meydana getiriyor. İşte görüyorsunuz bir zekat ibadeti nasıl kaç türlü bir ameli oluşturuyor veya bir getirisi oluyor. Manevi ödülü oluyor bu ibadetin. Ve hum bil ahiretihum yuğunun. Bakınız bir ayette kaldık burada. Ve hum bil ahiretihum yuğunun. Onlar, o muhsinler, ahirette de samimi olarak, derinden, hiç şüphe katmadan, hiç yabancı madde katmadan, 24 aya bir inanışla inanır. Çünkü altına yabancı madde karıştığı zaman da değeri düşer. Dolayısıyla inanca değer, inanca bir şüphe karışmadığı zaman yugunun kavramı oluyor. İkna olmuş, doymuş bir inanç sistemine girmiş oluyor. Şüphe karışmıyor asla. Şüphenin girmediği bir yer. İşte Kur'an-ı Kerim'in rehberlik ettiği, geç gelenler için söylüyorum, ve rahmet olduğu muhsin adam, muhsin dediğimiz insanı kamil seviyesine gelen bu adam ne yapıyor, ne ameller üretiyor diye, nasıl gelmiş bu seviyeye, Allah'tan bu sıfatı nasıl almış bu kolay bir sıfat değil, kolay bir makam değil diye sorarsanız, biraz evvel anlatmış olduğum namazının etkinliğini gören hayatında, ahlaki boyutuyla manevi boyutunu yaşayan bir insan ve
zekatını yani fedakarlık yapıp fakirin elinden tutan bir adamın içindeki kirleri temizlediği, günah kirlerini temizlemesi, fakirin hakkını temizlemesi, kendi şahsiyetini geliştirmesi, olay dolayısıyla ahirete de yakına inanması. Bu ameller muhsin denen olgunluk seviyesine taşıyan ameller olmuş oluyor ve inanç olmuş oluyor. Allah-u Teala Kur'an'ın rehberliğini ve rahmetini alacak eylemleri, davranışları sergileyen kullarından eylesin. Vesselamu aleyküm.